Az önce de ifade etmiştim, bugün stüdyoda konuğumuz olacak diye. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Sayın Alparslan Albay stüdyoda konuğumuz şimdi. 18-19 Mayıs tarihlerinde kongreye gidecek o da. Bununla ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaları değerlendireceğiz. Tabii Sayın Albay açısından nasıl gidiyor? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aslında çok bir zaman da kalmadı. Nasıl, yoğun mu çalışmalar? Çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik biz grup olarak en azından. Öncelikle ART ailesine, sizin şahsınızda teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. Genel kurulumuz 18-19 Mayıs tarihlerinde olacak. Genel kurula yönelik hazırlıklarımız aylar öncesinden başladı. Biz Denizli Meslekte Birlik Grubu olarak seçimlere katılıyoruz. Denizli Meslekte Birlik Grubu'nun başkan adayı benim. 1084 meslektaşımızın tamamına birebir yüz yüze görüşmek için ciddi bir efor sarf ettik. Aynı zamanda 1084 meslektaşımız katılacak. Nasıl tek tek ziyaret mi ediyorsunuz yoksa telefonla mı ulaşıyorsunuz? Nasıl bir çalışma stratejisi izliyorsunuz? Şimdi biz diğerlerinden farklı olarak birebir ziyaret etmeyi daha doğru bulduk. Çünkü birebir yüz yüze, göz göze birbirimizi tanıyıp kişilerin, meslektaşlarımızın oy vereceği kişiyi bizzat tanıması adına buna gayret ettik. Bugün mesela 4-5 ekibimiz piyasadaydı. Kaklı'ya kadar gidildi. Her ilçeye gidildi. Tabii birebir ziyaret edemediğimiz çok sayıda arkadaşımız da kaldı. Sebebi gittiğimizde ulaşamamış olmamız ve diğer sebeplerle. Kalan arkadaşlarımızı da telefonla ulaşmayı tercih ettik. Telefonla da ulaştık hemen hemen. Genel kurula yönelik birebir tanışmalarımız, işte bir yayın hazırladık. Güzel, neredeyse akademik denilecek. Bu seçimlere yönelik bir şey mi? Bundan sonra da yani projelerimiz arasında var mı? Ki güzel evet, bir yayın, evet. Teşekkür ederim. Genelde meslektaşlarımız çok olumlu tepkiler aldık bu yayınımızla ilgili. Mesleğimizle ilgili konuların irdelenmesi adına arkadaşlarımızın kendi yazdıkları yazıları hiç dokunmadan burada yayınladık. Onun dışında da Denizli Meslekte Birlik olarak biz odayla ilgili, meslekle ilgili, meslektaşımızla ilgili ne düşünüyoruz, neler planlıyoruz, bu konuda hazır mıyız, değil miyiz? Ki Denizli'de bu oda seçimlerine katılan en hazır projesi olan, ekibi olan, en genç, en dinamik ekip olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki nedir projeleriniz? Biraz da onlara değinelim. Yani siz hani oda için, odada mesela çok fazla proje üretilebilir mi? Ya da sorunları nasıl tespit ediyorsunuz? Ve tespit ettiğiniz sorunların çözümüne yönelik kolay mıdır çözümü? Ya da öyle söyleyeyim. İlk önce ne sizin sorunlarınız? Hani öne çıkan sorunlar. Tabii ki. Bültende yer alıyor ama ben size sormak istedim. Öncelikle tabii biz Denizli Meslekte Birlik Grubu olarak bu mesleği fiilen yapan kişilerden oluşuyoruz. Yani mesleğin içinde yıllardır bu mesleği fiilen yapan kişiler olarak yaptığımız için sorunların tespitinde sorun yok. Yani gayet rahat tespit edebiliyoruz ki diğer farklı illerdeki arkadaşlarımızla da farklı illerde durumlar nedir? Aynı tarzda sorunları öncelikle tespit ettik. Bunların öncelik sırasını belirlemeye çalıştık. Ne işte bunlar? Öne çıkanlar? Mesela bizim haksız rekabet konusuna giren ciddi sorunlarımız var. Yani çok sayıda meslektaşımız büro açan arkadaşlarımızdan yeterli defter sahibi olamayıp sıkıntı içine düşen, onun dışında bağımlı çalışan arkadaşlarımızda ki hemen hemen tüm ziyaretlerimizde gördük ki bağımlı firmaların içinde, bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın çoğunluğu güzel bir pozisyon almışlar firmalarında. Patronlarının güvenlerini almışlar belli ki ama yoğun çalışmaları bunları gördük. Biz sorunları tespit etmenin dışında bizim farkımız Denizli Meslekli Birlik olarak bizim çözüm önerilerimiz var. Sorunlardan bahsetmiyoruz. İsterseniz peki, çözüm önerileri. Peki tamam, çözüme geçelim. Evet. Mesela yani, nedir öne çıkan projeler? Şimdi mesela 90 yılından 2013 yılına kadar Türkiye'de ve deniz illerimizde belli bir ekip çalışıyor. TÜRMOB'umuzda, odalarımızda. Ve onların haksız rekabete bakış açısından çok daha farklı bizim bakış açımız var. Meslektaşımız, özellikle genç meslektaşımızın kamuda istihdamıyla ilgili projemiz var. Bu projede ciddi mesafe aldık. İlgili genel müdürlük bazında, bakanlık bazında. Onun dışında
Bizim ücret tahsilat projemiz var. Tahsilat sorunun yaşadığımızı genel olarak meslektaşımız muhasebe ücretlerini düzenli alamadığından bahsederek bununla ilgili tahsilatın belli bir sistematiğe dökülerek iyi bir programını da hazırladık. Yıllardır üzerinde çalışıyoruz. Farklı illerden, Denizli'den çok sayıda meslektaşımızın fikir, görüş ve önerilerini toplayarak güzel bir program hazırladık. Bu projemiz var. Bunun dışında da diğer farklı projeler var. Denizli odaya özel de, yani meslek odamızı da biz mevcut odanın faaliyetlerini ve çalışmalarını hiçbir zafiyete uğratmadan çok daha düşük maliyetlerle yürütülebileceği düşüncesindeyiz. Yeni Türkiye'de, yeni düzende farklı tarz ve anlayış değişikliğiyle bunu yapabiliriz düşünüyoruz. Bu nedenle de Türkiye'nin en fazla aidatlarının olduğu bir iliz. Tabii ben geçmiş 3 dönemde de yönetimde bulunan birisiyim. Bir kişi olarak katılmıştık. Oradan da aidatların yüksek olduğu tepkisini meslektaşlarımızdan alıyoruz. Biz bu dönemde oda faaliyetlerini de çok iyi irdeleyerek bu yeni tarz ve anlayışla odamızın daha düşük maliyetlerle hizmet verebileceğini ve bununla da oda aidatlarımızın yasal en alt seviyeye çekilebileceğini düşündük. Bu gibi projelerimiz var. Peki olumlu da karşılanıyor herhalde. Bütün üyelere ulaşmayı başardınız mı şu ana kadar? Şimdi şöyle bir şey var. Yani 1084 üyemizin birkaç üyemizin yurt dışında olduğunu ben biliyorum zaten. Onun dışında Denizli'nin dışında İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Aydın'da, Muğla'da olan meslektaşlarımız var. Onların Antalya'da olan meslektaşlarımız var. Bunların dışında da mesleği fiilen yapmayan, adresini tam tespit edemediğimiz kişiler var. Ulaşamadığımız, yaklaşık dün akşamki son çalışmamızda baktığımızda bir liste çıkardık. 100-150 meslektaşımız var ulaşamadığımız. Zaten genel kurulumuza katılım da yani bizde yüksektir. Biz tüm meslektaşların genel kurula da seçimlere de katılmasını talep ediyoruz. Buradan davet de ediyoruz. Diledikleri şekilde buyursunlar, gelsinler. Bunlar bizim düğünümüzdür, genel kurullar. Diledikleri adayları tercih etsinler. Tabii ki biz kendimize destek bekleriz. Ulaşamadığımız meslektaş var yani. Var ama evet. Devam ediyorsunuz devam galiba ulaşmaya. Evet. Sayın Albay, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii kongreden sonra yeniden umuyorum görüşeceğiz. İnşallah. Ve en azından kongreyi değerlendireceğiz. İnşallah. Tabii teşekkür bakalım ediyorum. Nasıl gelişecek olaylar. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim 18-19 Mayıs'ta Serbest Muhasebeciler ve Maliye Müşavirler Odası'nda seçim heyecanı yaşanacak. Adaylardan bir isim Sayın Alparslan Albay stüdyoda konuğumuz. Hem çalışmaları değerlendirdik hem de projelerini aktardık size.